İyi akşamlar sayın seyirciler. Tüketici raporunun bugünkü bölümünde özellikle Bursa'da çok sık karşılaştığımız devre tatil sözleşmeleri ve devre tatil mağdurları üzerinde sohbetimizi ve konunun sorunlarını ve çözümlerini tartışacağız. Bugünkü konuğumuz Tüketicileri Koruma Derneği'nin hukuk danışmanı Sayın Avukat Fecri Şengür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle Bursa'da gerek tüketici hakem heyetlerine, gerek tüketici mahkemelerine bankalardan sonra en sık başvurulan ve en çok mağduriyetin yaşandığı bir devre tatil sözleşmeleri, devre mülk sözleşmeleri var. Bu konuda tüketicileri ne şekilde bir hem uyarı hem bilgilendirme nasıl yapabiliriz? Buradaki sorunların çözümleri nelerdir? Buyurun Sayın Şengür. Vallahi öyle aklıma geldikçe ben tabii de ki. Veya not aldığımız hususlar kapsamında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tüketim Toplumu diye bir kitap okumuştum. Bir Fransız filozofun kitabı. Onun içerisinde çok ilginç bir örnek vardı. Bir işçi, bir firmada çalışan bir işçi, patronunun Mercedes'iyle aynı marka ve modelde bir Mercedes alıyor ve işe onunla gidip gelmeye başlıyor. Ondan sonra hemen adamı işten çıkartıyorlar. Herhangi bir işten çıkartma gerekçesi yok. Bütün haklarını, hepsini de veriyorlar işçiye. Temel gerekçe aslında patronla aynı marka, model aracı kullanması. Şimdi bu devre tatil dediğimiz aslında devre mülk denilen şeyle de bağlantılı. Hani dünya üzerinde nasıl ortaya çıkmış, nasıl bir psikolojiyle ortaya çıkmış, onun hakkında öncelikle bir şeyler söylemek isterim. Yani bu mülkleşmenin veya mülk edinmenin egosuyla mı? Yok, ben benim temel bakışımda şu var. Şimdi zenginler deniz kıyısına yakın yerlerde, hani kentlerin artık böyle iyice karma karışık bir yer haline gelmesi, doğanın tamamıyla ortadan kalkması, betonlaşmadan kaçış için villa sahibi olmaya başlıyorlar. Hem ağaçların arasında büyük bahçesi olan, havuzu olan, önünde denizi olan yerler. Şimdi bu patronla aynı marka model araç deyince toplumun diğer kesimleri de, yani orta gelir sınıfı ve daha düşük gelir sınıfı kişiler de sonuçta buraya gözlerini dikiyorlar. Yani onlar da bu tip bir yaşantının özlemi içerisinde oluyorlar ama tabii bir villa yaptıracak paraları yok. O zaman ortaya bir ihtiyaç yaratılıyor, her zaman yaratıldığı gibi. Bir hafta madem ki olsa, şey alamıyorsunuz, hani villa yaptıramıyorsunuz, o zaman size daha azını verelim. Yılda 10 gün, 15 gün sahibi olacağınız bir mülk verelim. İlk başta ortaya çıkan şey aslında devre mülk. Devre tatilin ortaya çıkışı daha yoksul sınıflara yönelik bir şey olarak ortaya çıkıyor. İşte bir villa yaptıramayacak olan, en azından bir 20-30 milyar lira parayı verip senede 15 günlük bir mülk sahibi oluyor deniz kıyısında. Ama tabii bu mülk bir villa olmuyor. Büyük siteler, binalar yapılıyor. Bu siteler, binalar içerisinde tıpkı kentlerde de olduğu gibi aslında kentlerde bağımsız tek konutların yanında apartmanların ortaya çıkışı gibi ve orta sınıflara apartmanların sunulması gibi devre mülk sunulmaya başlanıyor. Tabi bu devre mülkü de alamayacak koşulları, ekonomik koşulları yeterli olmayan insanlar için de devre tatil. Yani mülk sahibi olmayın da 3 gün 5 gün böyle yerlere gidin gelin şeklinde. Devre mülk ve devre tatilinin ortaya çıkışı bu. Tabi her şeyde bu tip imkanların sunulmasında arkasından sorunlar da gelmeye başlıyor. Bu tip şeyler çünkü bir şekilde aslında bir sermaye aktarımı olarak, yani toplumun düşük sınıflarından üst sınıflarına doğru bir sermaye aktarımı olarak kullanılıyor. Şimdi öncelikle devre mülk ve devre tatil dediğimiz şeyin arasındaki tabii, farklılıktan. Tabii, nitel farklılık anlamıyla. Evet, farklılıktan bahsedelim. Aslında bunların ikisi iki ayrı yasada düzenlenmiş durumda. Bir tanesi devre tatil, tüketici yasası içerisinde düzenlenmiş durumda. Devre mülk dediğimiz ise kat mülkiyeti kanunu içerisinde düzenlenmiş kurumlar.
Fakat son çıkan 28 Mayıs'ta çıkan yasa ile birlikte devre mülk sözleşmeleri de tüketici haklarının korunması anlamında bir yönüyle tüketici yasasının içerisine alındı. Aralarındaki fark şu, mülk dediğimiz insanların üzerinde her türlü tasarrufu uygulayabilecekleri, satabilecekleri ya da birisine kiralayabilecekleri ya da birilerine kullandırabilecekleri bir şekilde sahip oldukları bir şey. Tatil yani edinim. Edinim diyelim. Evet. Bunun olabilmesi için, yani bu tip bir alımın gerçekleştirilebilmesi için, nasıl ki kentte bir apartman dairesi satın aldığımızda tapuya gidip tapu devir teslimi yapmamız gerekiyorsa, evet, yahut da diyelim ki bir inşaat yapılıyor ama inşaat daha tamamlanmamış, müteahhit burada bir daireyi size vereceğim diye önden bir vaatte bulunduğu zaman bunun noter önünde yapılması gerekiyorsa, devre mülk sözleşmesinde, tatil amaçlı olarak yapılan bu devre mülk sözleşmesinde ya noter önünde yapılması gerekir yahut da tapu dairesinde yapılması gerekir. Fakat uygulamaya baktığımız zaman böyle olmuyor. Bundan bahsedeceğim. Devre tatilde ise devre tatil yapılan yerin mülkü üzerinize alınamıyor. Yani ben devre tatil aldım, bunu şimdi filancaya kiralayacağım yahut da komşum filanca gelecek, o kalacak burada gibi söyleyemiyorsunuz. Sadece kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Devre mülkün kanuna göre 15 gün süreli olması şart. Yani 14 gün süreli bir devre mülk yapılamaz. Bunun söylememin gerekçesi şu, çeşitli devre mülk sözleşmeleri yapılıyor. Bu sözleşmelere ilişkin diğer sorunlardan da bahsedeceğim. Eğer devre mülk sözleşmesi 14 gün süreliyse bunun tapusunun şeye verilemeyeceğini, sözleşmeyi imzalayan tüketiciye verilemeyeceğini, evet, tüketicinin bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de bu şeyin altını çizelim isterseniz. Yani devre mülk sözleşmeleri mutlaka tapuda veya noterde yapılması gerekliliği evet, alt başlıkla. Çünkü bir mülk devridir. Gayrimenkulün devridir. Yani taşınmaz bir mülkün devridir. Taşınmaz bir mülkün devrinin mutlak surette ya tapuda yapılması gerekir ya da mülk henüz tamamlanmamışsa, inşaat halindeyse, o zaman noter önünde bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şeklinde yapılması gerekir. Yani Bursa Adliyesi'nde girdiğim birçok davada şimdilerde hep devre mülk sözleşmesi adı altında noterde yapılmamış sözleşmeler var. Bu sözleşmelerin herhangi bir geçerliliği yok. Ve devre tatil sözleşmesi statüsü aslında, statüsü değil mi? Gibi. O yüzden şeyde de mahkemelerde bu gözle bakıyorlar bu sözleşmelere. Evet. Şimdi bu uygulamada nasıl oluyor? Birçok Bursalı hemşerimiz karşılaşmıştır. Heykelde olsun ya da Bursa'nın diğer meydanlarında olsun. Çeşitli firma temsilcileri anket formları düzenliyorlar. Diyorlar ki işte bir tatil sitemiz var falan diyorlar. Ondan sonra insanlara bir randevu saati veriyorlar. Şu saatte şuradan otobüs kaldıracağız. Sizi filanca yere götüreceğiz. Tesislerimizi gezdireceğiz diyorlar. Sadece söyledikleri tesislerimizi gezdireceğiz şeklinde. İnsanlar şeye biniyorlar. Araçlara bindiriliyorlar, otobüslere. Ve toplu halde işte Yalova'da, Kütahya'da, Afyon'da, muhtelif yerlerde. Balıkesir'de. Balıkesir'de, evet. Şeyler var. Devlet tatil beldeleri var. Buralara götürülüyorlar. Burada çok iyi bir şekilde karşılanıyorlar. Hatta gelen her kişi için bir personel ayrılıyor, çalışanlar. Onlarla çok yakından ilgileniyorlar. Yemekler veriliyor. Site gezdiriliyor güler yüzle, şunla bunla. Türk insanının da bir şeyi var, yani bir yaklaşım var. Kendisine iyi niyetle yaklaşıldığı zaman ve bir karşılıksızmış gibi bir şey gösterildiğinde, bir ağırlama yapıldığında kendisini borçlu hissetmeye başlıyor. Sonra sözleşmeler bu insanların önüne koyuluyor. Halbuki yola çıktıkları zaman onlara bir sözleşme yapılacağından falan söz edilmiyor. Tabii şimdi sözleşme konunca ya bu ne, ben hani imzalamak istemiyorum falan deyince bu sefer başka ikna yöntemleri devreye girmeye başlıyor. Diyorlar ki ya peşinat olarak 100 lira versen şu anda olur, zaten baştan da 100 ondan sonra da 3. yıldan sonra şu kadar ödemeye başlarsın, ödersin. Zaten kolaylıkla gösteririz filan gibi şeylerle, sözlerle bu sözleşmeler imzalatılıyor. Sonra yine otobüslerle geri getiriliyor.
Tabii benim konuştuğum insanlar var. Mesela bunların içerisinde biri anlatıyordu. Kütahya'ya götürülmüşler. Evet. Şirketin ismini hatırlamıyorum şu anda. Orada toplanmışlar. Sözleşme imzalatılması aşamasına gelince bu üç kişi şey yapmaya başlamışlar. Hayır, biz buraya sözleşme imzalamaya gelmedik falan diye diğerlerine de, diğer gelenlere de imzalamayın, gerek yok şu bu falan diye. Bu üç kişiyi hemen ayırmışlar aralarından. Bir minibüse bindirip Kütahya Otogarı'na götürüp atmışlar. Yani diğerlerine sözleşmeyi imzalatmışlar. Yani böyle şeyler oluyor. Olaylar yaşanıyor. Tabii buraya geldiğimizde, bu noktaya geldiğimizde, bu noktadan sonra aslında insanlar tüketici derneklerine gelmeye başlıyorlar. Yani bu konuda bilinç sahibi olanlar, evet, tüketici derneği diye bir şeyin var olduğunun farkında olanlar. İşin o cephesinde sanıyorum siz daha şeysiniz. Tabii ne bu gibi başvurular oluyor mesela tüketici derneklerine? Şimdi bizdeki genelde bize yapılan başvurularda, yani Türkiye'deki yapılan başvuruların %80'ini bankalar oluşturuyorsa, bunun yüzde yaklaşık 12'sini, 15'ine yakını devre tatil ve devre mülk adı altındaki yapılan bu satışlar ve uygulamalar geliyor. Tabii insanlar büyük bir, dediğiniz gibi, böyle bir şaşalı karşılanmadan sonra, kendisinin çok önemsediğini hissettirildikten sonra veya iki aile eşlerle bir beraber olduğunda eşe ayrı, kadına ayrı, erkeğe ayrı politikalar yürütüldükten sonra, yapılan bu sözleşmelerden sonra zaten iş başlıyor. Ortada bir ruhsat yok. Ortada bazen bina yok. Ortada bazen otel yok. Yani bir olmayan yeri, bir hayali satışlar söz konusu. Bu konuda ikna yöntemleri çalışılmış, profesyonel bir kadroyla karşılığı görülen insanlarla karşılandığında tablo biraz daha açığa çıkıyor. Bu sözleşmelerin maddi değeri olarak baktığımız zaman en azıyla şeyle başlıyor. 12-15 bin arasıyla başlıyor. Bu 35-40 yakın gidiyor. Bir ölçüsü de yok değil ölçüsü mi burada? Yok. Yani sınırı yok. Aynı yer için, tabii, ne bileyim, 17 bin liralık sözleşme de var, 8 bin liralık da var, 30 bin liralık da var. Bana gelen şeylerin içerisinde tabii. Görüyorum yani. Yani adamın tipine göre bir fiyatlandırma da var. Yani zengin gösterirseniz orada siz 50 bin liraya da alabilirsiniz. Yani yok, biraz ağlanırsanız 7 bin liraya da alabilirsiniz. Ama nihai sonuçta korkunç bir ikna yöntemiyle verilen işte, kimisi içeceğinden, yediklerinden şüphelenerekten, ben nasıl bu hataya düştüm mantığıyla gelerekten, yandım Allah diyerekten geliyor zaten insanlar. Genellikle bu hafta sonları yapılıyor. Bursa'nın da kent merkezlerinde bu anketler yapılaraktan tiyatro önü ve tiyatro önlerinde, kent meydanında oluyor. İkna edilerekten götürüldüklerinde bu tablo yaşanıyor. Sayın Şengör, bir Kayseri'den bir telefonumuz var. Mikailer'den. Buyurun hocam. Alo. Alo. Buyurun Mikail Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Kayseri'den arıyorum, Mikailer'den. Buyurun. Tesadüfen sizin televizyonunuzu açtım. Tüketiciler raporu diye bir sunum var. Evet. Ben kulak verdim. Şu an için arkadaşların ismini bilmediğimden sunucu beyle beraber karşılıklı konuşan, herhalde bu tüketici raporla ilgili bilgi, evet, aktarınca ben de merak ettim. Ben şu an bu sözleşmeli devre mülk aldım. Evet. İki tane, bir tane de değil. Evet. Yalnız ben bunu bilerek aldım, bilmeyerek değil. Evet. Bilerek aldım. Bunun arkasını araştırmak koşuluyla bilerek aldım. Sorun ne? Anlıyor musunuz? Duyuyorum, şimdi, evet. Bu tüketiciler kurumu ile ilgili. Şimdi ben bu sözleşmelerin ikisini de inceledim. Evet. Hiç tüketiciden yana bilgi yok. Doğrudur. Tüketiciden yana bilgi yok. Hep satış yapılan yerden yani. Evet. Sözleşme satıcıdan yana olan şekilde. Şimdi ben bunları şöyle bir şekilde kendi kendime kanaatkar olarak söylüyorum. Ya bu şimdi doğru, bir sermaye konumu veya gelecekte bir yatırım gibi bir şeyler konuşulur, anlatılıyor, şey yapıyor ama maalesef bunlar biraz bugünkü vatandaşımızın da yani biraz uyanması gereken bir şekilde. Çoğunlukla anlıyoruz, biliyor. Ben de biliyorum yani, bir nezdinden değil. Biliyoruz sorun, yani. Sorun ne Mikail Bey?
Sorun şu. Heh. Şimdi bunlar satılmıştır diyelim. Evet. Anlıyor musun? Satılan mal tam garantili bir şekil yok. Demin arkadaş güzel söyledi. Hı. Oradaki sunucu kardeşimiz. Ne noter tasdik şeyi var. Sözleşmesi var. Ne tapu sözleşmesi var. Bu firmanın adına bir sözleşme. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki ha, sizin buradaki sorununuz ne? Yani ben onu anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Şimdi yani... sorununu anlamaktaki şu, konum ha, şu. Siz mesela diyorsunuz, anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu satılan malın, yani bu adam mesela ileride bir, ben yani peşin para ödedim. 10 bin lira, 20 bin lira para ödedim. Evet. Ben bu parayı hani iddia edip de kardeşim bana niye tapuyu vermedi? Yapılmamış, yani henüz yapılmamış, ha, faaliyete geçmemiş. Tapusu olmamış, faaliyete geçmeden önceki bu verilen sözleşme beni ne kadar şekilde gerçekleştirebilir, koruyabilir? Ha, anladım. Bu yani. Peki, anladım soruyu. Teşekkür ederim. Şimdi sorun anladığım kadarıyla devre mülk sözleşmesi yapılıyor. Ortada hala tapu yok. Bu konuda size yansıyan davalar da var bildiğim kadarıyla. Bu konu bir ayrıntılı, hem Mikail Bey'in de aydınlanacağı bir şekilde... Şimdi o zaman öncelikle cayma hakkı denilen şeyden bir söz edelim. Hı hı. Tüketici yasası tüketiciyi büyük büyük şirketler, işte kendisine avukat tutabilecek kadar gücü olan, çok avukatlar ordusu tutabilecek kadar gücü olan, eğitim ve bilgi sahibi, hukuk konusunda bilgi sahibi, sözleşmelerini özellikle oturup kendi yararına hazırlayabilecek bir şeye, güce sahip olan büyük şirketlere karşı tüketiciyi bir dengeye getirebilmek amacıyla ortaya çıkmış ki 1986 yılında Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi ile ülkelere de bu dengelemeyi sağlayacak bir yükümlülük getirilmiş. Türkiye'de bu yükümlülüğü aldıktan sonra anayasaya da bu hükmü koymuş tüketicileri koruma açısından. Tüketicileri koruma kapsamındaki en önemli husus cayma hakkı. Cayma hakkı şöyle bir şey, doğrudan doğruya bir malı görerek, yani mesela şu bardağı bir şeyde, evet, markette görüp aldığınız zaman bu bardağı götürüp geriye eğer bir ayıbı yoksa, yani ve aldığınız zamanda ondan beklentilerinizi de karşılayacak düzeyde bir mal ise geriye iade edemezsiniz. Ancak bir çatlağı vardır yahut cam diye almışsınızdır ama sonradan mika olduğunu fark etmişsinizdir filan. Bu şekilde gidip dersiniz ki bu ayıplı bir mal, ben bunu iade etmek istiyorum, parasını almak istiyorum dersiniz. Yahut dersiniz ki bardağın şekli güzel ama bunun camını verin bana diyebilirsiniz. Ya da tamir edin bunu dersiniz, bir çatlağı varsa. Veya şey diyebilirsiniz, yani bunun ayıbı oranında cam almak istemiştim ama mikaydı. Evet. Cam olanı 5 lira, mika olanı 3 lira, 2 liramı iade edin diyebilirsiniz. Bu gibi bir hakkınız olabilir. Ama böyle bir malı görmeden alıyorsanız, yani bir kapıdan satışla alıyorsanız yahut internetten bir alışveriş yapmıyorsanız ya da bugünkü özel konumuzda olduğu gibi devre tatil, devre mülk gibi bir alım yaptıysanız ki oraya gitmiş olmanız orada kalmadığınız için orayı gördüğünüz anlamına gelmez. Çünkü bir odada kalıp orası işte kokuyor mudur, akıyor mudur? Bunları tespit etmeniz gerekiyor. Sayın Şengör, bir telefonumuz daha var. Yine konumuz devre tatil. Belki üst üste çakışabilecek, tamam, sorular vardır. Tamam. Sayın Ayşe Hanım ekranda. Buyurun Sayın Korkmaz. Sorunuzu alayım da birlikte. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun Ayşe Hanım. Benim sorum devre tatillerle ilgili olmayacak ama farklı bir konu. Tabii farklı konuyu da alalım da ilerleyen bölümümüzde cevaplamaya çalışalım. Buyurun. Şimdi benim sürücü kursuna ben kaydolmuştum. Kredi kartından ödememi peşin olarak yaptım. Fakat istediğim Ekim ayında işte kurs başlaması gerekiyordu. Başlatamadılar. Kasım ayına sarktı. Vazgeçmek istedim, bana uymadı. Tamam. Fakat sürücü kursu paramı ödemiyor. Ne yapabilirim? Tamam. Az evvelki konunun tamamından sonra bu konuya bir açıklık getireceğiz. Size de cevabınızı yayın içerisinde vereceğim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Cayma hakkından söz ediyorduk.
malı görerek aldığımız zaman cayma hakkını kullanamıyoruz ama onun dışında yaptığımız her tür sözleşmede işte internetten bir şey aldık mesela evimize geldi baktık dedik ki bunu almak istemiyoruz. Yahut devre tatil, devre mülk sözleşmesi için bir yere götürüldük. Sözleşme imzalandı, geri döndük. Kanun tüketiciye herhangi bir gerekçe göstermeksizin. Yani bunun şurasını beğenmedim, burasını beğenmedim gibi bir şey söylemesine ihtiyaç kalmadan ve herhangi bir cezai şart da ödemeden Mikail Bey'in sözleşmesinin içerisinde mutlaka sözleşmeden cayıldığı takdirde, sözleşme feshedildiği takdirde şu kadar lira ödenecektir gibi bir ibare vardır. Ondan kaygılanmasın. Cayma hakkını kullandığı zaman ben bunları geri iade ediyorum. İstemiyorum. Sözleşmemi de feshedin. İmzaladığım senetli varsa onları da iade edin dediğinde firma yasa gereğince bu talebini yerine getirmek zorunda. Bu cayma hakkı yasada 14 gün olarak belirlenmiş devre tatil ve devre mülk için. Yalnız başlangıcı sözleşmelerin içerisinde her ne kadar sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren başlar diye yazıyorsa da mahkemelerin uygulamalarına baktığımız zaman bu devre tatil ya da devre mülkte kalmadığı müddetçe tüketici cayma hakkı süresi de başlamaz. Yani tatili ve şeyi kullanmaması esas alınıyor. Evet, kullanmaması cayma hakkı konusunda önemli. Kullandıysa da kullandığı andan itibaren yani orada kaldı 3 gün 5 gün ne kadar kaldıysa o sürenin başından itibaren 14 günlük süresi başlar. Cayma hakkını o süre içerisinde kullanması gerekir. Yoksa cayma hakkını kullanamaz. Sözleşmeyi ondan sonra feshetmeye kalkarsa o cezai şartlar o zaman devreye girebilir. Peki bu kullandı, memnun kalmadı. Bu cayma hakkını tüketici nasıl kullanacak? Yani artık cayma hakkını kullanamaz. Tatilini kullanırken sorunlarla karşılaştı. Tatilini kullanırken sorunlarla karşılaştı. Yine başlayan 14 günlük süreç içerisinde cayma hakkı başlıyor tüketici açısından. Bunu nasıl bir yöntemle kullanması? Yazılı olarak bildirimde bulunması yararlı olur. Çünkü benim karşılaştığım şeyler tüketiciler diyor ki işte biz arıyoruz. Bunu feshedin istemiyoruz diyoruz ve feshetmiyorlar falan filan şeklinde. Bizim şeyde yargıda şöyle bir söz vardır. Söz dosyanın arasına girmez diye. Mutlaka o cayma hakkını kullandığımızı gösterir bir belgeyi elde etmemiz gerekir. Onu da yazılı olarak yerine getiririz. Bu aslında sizin işiniz. Ben tüketiciden noter üzerinden de bu cayma hakkı kullanılabilir ama noter harçları çok yüksektir. Tüketici ayrıca yüksek bedeller ödemek durumunda kalabilir. Ama tüketici dernekleri, gönüllü çalışan sivil toplum kuruluşları orası da yasa gereğince, tüketicileri koruma yasası gereğince bu anlamda yani tüketicilerin korunması anlamında noter statüsüne yakın bir statüye sahip. Tüketici derneklerine gelmek suretiyle bu cayma hakkını kullanmak için şirkete ihtarname gönderebilirler. Bu anlamda sizin deneyimleriniz benden yüksektir. Şimdi bu konunun bir altını çizerekten şey yapalım. Yani tüketici memnun olmadığında, kullanmaya kalktığında bile bu tatil hakkını memnun olmadığında bile 14 günlük süre devre tatil ve devre mülk adı altındaki satışlarda itiraz etme hakkı ve cayma hakkını kullanma başlatabilir. Bu konuda tüketici derneklerinden katkı, yardım vesaire alınabilir. Bu konuda mutlaka yapılan itirazın veya cayma bildirimin belgesini oluşturabilecek şekilde iadeli taahhütlü kendisi yapabilir. Veya bunun hiçbirini yapamıyorsa bu tüketici derneklerine ulaşamadığı yerler vardır bazı bölgelerimizde. Derneğin olmadığı yerlerde vardır. Bu konuda noterlerden de yardım ve katkı alınabilir mantığını açıklayalım. Peki bu devre tatil sözleşmelerinde ve devre mülk sözleşmelerinde en sık karşılaştığımız sorunlar adliye vaka olarak neler oluyor adliyeye yansıyan boyutuyla? Çoğunlukla cayma hakkını kullanıyor tüketici ki tüketici dernekleri vasıtasıyla kullanıyor ve şirket sözleşmeyi feshetmiyor. Aksine baskı uygulamaya başlıyor. Daha önce mesela şeye götürürken tanıtım amaçlı götürürken çok iyi davrandığı insanlara sık sık böyle şikayetler alıyoruz. Çok kötü, sert davranmaya,
Hatta aşağılama niteliğinde konuşmalar yapmaya Cahit ve icra takibiyle baskı evet. altına alma gibi tehditler. İnsanlar da çok fazla hukuk konusunda bilgi sahibi olmadığından gerçekten söyledikleri şeylerin hukuka uygun şeyler olduğunu söyleyip paniğe girebiliyorlar. Yapacakları en iyi şey bence tüketici derneğine gelip bu konuda başvuruda bulunmak, gerekli hukuki desteği alacaklardır. Davalarda karşılaştığımız en yüksek sorunlar şunlar. Şimdi devre mülk, devre tatil sözleşmelerinde iki tip firma var. Bir tanesi sağlayıcı firma diye geçiyor. Bir tanesi aracı firma olarak geçiyor. Sağlayıcı firma mülkün sahibi olan ve o mülk içerisinde hizmeti veren firma. Havuzlarıyla, işte spor sahalarıyla ya da ne bileyim ılıcası varsa oranın. Evet. O sitenin tamamında altyapıyı kuran ve mülkün sahibi olan firma. Diğer firma ise aracı firma. Burada herhangi bir mülke sahip değil ve limited şirket şeklinde kurulduğu için de çok kolay peşine düşülebilir nitelikte olmayan firmalar bunlar. Aslında aldıkları ücretin tamamını kendilerine bir çalışan payı ayırdıktan sonra sağlayıcı firmaya aktarıyorlar. Sağlayıcı firma da çoğunlukla bu siteleri inşaat halindeyken satmaya başlıyor. Bir yandan buradan tüketiciler üzerinden yüksek miktarda sermayeyi topluyor ve inşaatlarını tamamlıyor. Yok yerden bir sermaye ve site sahibi olmaya başlıyor sağlayıcı firma. Davaya girdiğimizde, davayı kazandığımız zaman bu şey sağlayıcı firma sözleşmenin altına telefon daha var sanıyorum. Evet. Yani Sayın Celal Kocabay hattaymış. Buyurun hocam. Celal Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesinizi çok az duyuyorum ama. Buyurun, biz sizi duyuyoruz Celal Bey. Evet. Benim konumda devre tatile ilgili, sözleşmesiyle ilgili 15 yıllık bir sözleşme yaptı. Bir devre tatil sözleşmesi bir firmayla. Şimdi bu aradaki maddelerden bir tanesi yıllık aidat. Evet. Yıllık aidat $230 olan üzerinden yapıldı. Evet. Ama bu firma bize devamlı TL üzerinden ve artıraraktan, her yıl artaraktan göndermeye başladı. Talep etmeye başladı daha doğrusu. Evet. Mesela şu biraz önce, bir saat önce elime tesadüfen onların yazısı geldi. Bin kusur TL. Yani yaklaşık bir şeye yani mi geldi? 400 dolara falan mı geldi? 400 artırılmış oluyor. Hı hı. Bunlar bana bu şekilde TL üzerinden alabilirler mi? Yoksa bizim sözleşmede yaptığımız $230 geçerli midir? Bunu ben geçen sene gidemedim tatile. Evet. Yazı yazıyorum. Hı hı. Diyorum ki bana neden bu şekilde sözleşme olduğu halde talep ediyorsunuz diye bildiriyorum. Ve hiçbir cevap da gelmiyor. Tatilde vermiyorlar. Ben ne yapmam lazım? Peki hiç tatil kullandınız mı? Daha önce kullandım. Evet. Ama son dönemlerde kullanmakta sıkıntı yaşıyorsunuz anladım. İki yıldan beri kullanmadım. Evet Sayın Şengül. Şimdi ortada bir sözleşmeye uymama var. Televizyon açabilirim herhalde. Tabii teşekkür ediyorum. Konuya açıklık getirelim. Ortada bir sözleşmeye uymama var. Sözleşmeye uymama söz konusu, fakat kaldığı için artık cayma hakkını kullanabilecek durumda değil. Dolayısıyla tüketici yasasının korumasından çıkmış durumda Celal Bey. Sözleşmenin feshi açısından yani. Ama bu şeyden cayma hakkını kullanmadığı için beğenmediği bir yerde veya sözleşme koşullarına uyulmayan bir yerde de kalmak zorunda değil. Diğer adli şeyler, borçlar kanunu hükümleri kapsamında asli hukuk mahkemelerine, artık tüketici mahkemelerine değil, asli hukuk mahkemelerine başvurup, yani öncelikle sözleşmenin feshini isteyebilir. Karşı taraf bir cezai şart gibi bir şey isteyecek olursa, normal yargı kuralları tüketiciyi koruyan değil de diğer yargı kuralları kapsamında bu sözleşmenin feshini mahkemelerden isteyebilir. Bu şekilde hareket edebilir Celal Bey. Evet. Şey konusuna gelince, dolar ve Türk lirası konusunda
Türkiye yasalarına göre ödemeler Türk lirası kapsamında yapılır. Eğer şey olarak belirlenmişse, yabancı bir para olarak belirlenmişse, o zaman paranın ödenmesi gereken tarihteki kur üzerinden Türk lirasına çevrilerek ödeme talep edilebilir. Evet. Bu kur eğer 230 doların üzerindeyse bahsettiği gibi, o zaman kalan kısmını ödemek zorunda değildir. Evet. Sözleşmede ne yazıyorsa onu ödemek zorundadır. Bunun için icra takibi yaparlarsa örneğin 1000 lira üzerinden yaparlarsa 230 doların üstünde olan kısmına itiraz edebilir. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Yine pardon, özür dileyerekten şey yapayım. Bu az evvel Ayşe Hanım'ın bir sorusuna da cevap verelim. Gerçi konu bir devre tatilken sürücü kursu mağduriyeti var. Burada da sürücü kursu esprisinde zamanında açılmadığından dolayı bu sözleşmesini feshedebilir. Verdiği parayı geriye alabilir. Bunun için öncelikle bir ihtarın çekilmesi gerekiyor. Akabinde hakem heyetlerine başvurması gerekecek. Hakem heyetinde başvurulduğunda bu parasının geri alması mümkündür. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar beraber olacağız.